Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üniversitemize 1 milyar 282 milyon liralık bir bütçe ayrıldı. Aslında rakam olarak baktığımızda büyük bir bütçe olarak gözüküyor. Ama bunun yaklaşık 1 milyonu zaten personel giderlerine ayrılıyor. Bizim aslında yatırım için kullanabileceğimiz bütçe sadece 120 milyon. Bu 120 milyonun 33 milyonu mamul mal alımları, makine tesisat, 70 milyonu inşaat giderleri ve 12 milyon büyük onarım tarafında. Yani bu aslında 70 milyonluk yatırım bütçesi, iki tane şu anda yüksekokul inşaatı var. Bunlara bile yetmeyecek bir bütçe. Bu makine tesisat alımının da 18 milyon liralık bir makine tesisat alımı var. Bunun 3 milyonu diş hastanesine, 15 milyonu da tıp fakültesi hastanesine ait makine tesisat alımları olacak. Baktığımızda bütçe istediğimiz gibi değil ama çok şükür sağ olsunlar zaman zaman ek bütçe taleplerimize olumlu cevap veriliyor. Normalde bu bütçeyle yeni bir şey yapmak biraz zor ama ek bütçe alacağımız ek bütçelerle inşallah daha iyi bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tabii sadece devletin verdiği bütçeyle olmaz. Bunun için de şehirdeki iş adamlarının, bir takım sivil toplum kuruluşlarının desteği de gerekiyor. Onlar da sağ olsunlar destek vermeye hazırlar. Yine Avrupa Birliği projeleriyle bir takım işler yapmak istiyoruz. Bir takım inşaatlar, projelerimiz var. Onlar da şekillendikçe, netleştikçe onları da sizinle paylaşıyoruz. Evet efendim, projeler nelerdir? Şu an Karmaşçı Üniversitesi'nde neler yapacaksınız? Bu konu hakkında biraz bilgi verebilirsiniz. Şimdi Avrupa Birliği projesi olarak kafamızda öncelikle bir öğrenci evi ve merkezi derslik ihtiyacımız var. Önce bunları gidermeyi istiyoruz. Yine bir kreş üniversitenin büyük bir ihtiyacı. Kreşi de yine sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla fakülte binalarına ihtiyaçlarımız var. Bunları da iş adamlarının desteğiyle yapmayı planlıyoruz. Ama bunlarda şu anda net bir şey olmadığı için kesinleşmiş bir olay. O yüzden ayrıntısını da vermem çok doğru değil. Ama kesinleştikçe o zaman daha net konuşabiliriz. Evet efendim, Karmaşçı Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir güneş enerjisi sistemini duymuştuk. Biraz bize bir konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi aslında 3 yıl önce alınan bir izin var. Güneş enerji santrali kurulması için 5 megawattlık bir enerji santrali, biliyorsunuz. Pek çok kişi bu güneş enerji sistemlerine yatırım yapmak istiyor. Ama trafo kapasitesinde bazı sınırlar var. Bundan dolayı yatırım yapılamıyor. Bizim daha önce alınmış bir 5 megawattlık bir izin var. Bu izin bu Haziran'da doluyormuş süresi. Biz hemen bir an önce güneş enerjisini kurma peşine geldik. Çünkü hastanenin olsun, üniversitenin olsun büyük miktarda bir enerji tüketimi var. En azından bu yükü biraz olsun azaltmak. Yani bu kuracağımız 5 megawattlık santral aslında tamamen kurtarmıyor. Belki Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 3'te 1 ihtiyacını karşılayacak enerji. Ama bu bile hastane bütçesine inanılmaz bir fayda sağlayacaktır. Bunun için ziraat katılımla görüşmelerimiz oldu. Bir kredi alarak bu santrali kurmayı ve hizmete sokmayı planlıyor. Ayrıca bir de 4,5 megawattlık başka bir bu önceki bahsettiğim zemine kurulacak olan bir santral. Bir de üniversitenin çatılarının üzerine kurmayı planladığımız bir projemiz var. Yeni bir proje. Bunun için de AKEDAŞ'a gerekli müracaatları yaptık. Onlardan onay bekliyoruz. Bu onay alındıktan sonra da önümüzdeki dönemlerde 4,5 megawattla kurabilirsek enerji ihtiyacımızı büyük ölçüde azaltacağız. Ama tabii yine tümüyle bitmiyor. Bunun için ek trafolara ihtiyaçlar, belki yeni santraller kurulması için. Evet efendim, buradan ne söylemek istersiniz son olarak ekleyecek olursam? Şimdi sıkıntılarımız var üniversitenin. Tıp fakültesininle ilgili bazı problemler var. Bunun farkındayız. Kahramanmaraş halkı tıp fakültesine karşı biraz bir çekinceleri var. Bunları da biliyoruz. Bunları halletmeye çalışıyoruz. Genel olarak bu sıkıntıları ortadan gidereceğiz. Ama
Bir de bize aşan bazı problemler var. Özellikle uzman hekim ihtiyacımızda, yani yan dal hekimleri, işte onkoloji, hematoloji gibi hem erişkinde hem çocukta sıkıntılar var. Bunlara biz öğretim üyesi bulmaya çalışıyoruz ama yeterince gelmek istemiyorlar. Bunun için aslında en belki de garantili yol Sağlık Bakanlığı'nın mecbur hizmet kurasında bize kadrolaşmaları. Bunun için de girişimlerimiz devam ediyor. Eğer Sağlık Bakanlığı kadrolaşırsa bu hekim ihtiyaçlarını karşılaması yönünden, maaşın ihtiyaçlarını karşılaması yönünden son derece iyi olacaktır. Teşekkür ederim.